Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima'allemtena ve zidna ilme. Allahümme arinal haqqa haqqan ve zukna tiba'a. Ve arinal batila batilan ve zukna iştinaba. Ve cealna mimman yestemi'una al-qawla feyettebi'una ahsana. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle'nin güzel isimleri, Asma-ül Husna derslerine devam etkizemiz. Bugün biz ana şu isimlerini birincisi Al-Akram, öte keremli Al-Akram ismi hakkında ders kıyam bulamız inşallah. Allah Teala Kur'an'da 114 sure nazil kıldı. Ana şu surelerin en evvelgisi Alak suresi. Ana şu birinci nazil bulan surenin birinci sözü ikra, oku kelimesi buldu. Estaizu billah. İqra bismi rabbike allazi halak. Halakal insane min alak. İqra ve rabbuke l-akram. Allazi alleme bil kalem. Alleme l-insane ma lem ya'lem. Ey Muhammed. Barcha mavcudatını yaratken zat bulmuş. Parvardigaringiz namı bilen başlayıp okuyun. O insanını lahta kondan yaratken zattır. Okuyun. Sizin parvardigaringiz insaniyetke kalemini örgetken öte keremli zattır. O zat insonga uning bilmagan narsalarni o'rgatdi. Alloh azza va jalla siz bilan bizga juda ko'p buyruqlarni buyurdi. Namoz o'qi, roza tutib, sadaqa qil, ko'zingni tiy. Mana shu buyruqlarning ichida eng birinchi siz bilan bizga yuborgani, buyurgani o'qi. O'qi. Har bir insonning ehtiyoji bor. Yerga bog'liq ehtiyoji bor, samoga bog'liq ehtiyoji bor. İnsan iki tane seden ibaret. Ruh ve ceset. Ceset yerden çıktı. Demek ki bunun ihtiyacları hem yerden buladı. Ceset üçün kere boyanası yerde var. Meyve, çeve, az avukat, hava, su, vahkazalar. Şimdi ruhu, o yukarıdan geldi. Şimdi onun az avukası hem yukarıdan buladı. Demek ki âli ihtiyacları var ve kuyu ihtiyacları var. Farişte, şahvatsız akıldan takip topdi. Hayvan akılsız, şahvattan tarkip topdu. Endi odam bolası ham akıldan ham şahvattan tarkip topdu. Eğer bana şu insan onu şahvatı akılıdan üstün keladigan bolsa, şahvatı akılıdan üstün keladigan bolsa hayvanlardan ham past derecede düşüp getirdi. Eğer akılı üstün kese şahvatıdan, malaikelerden ham âli mertebede boladı. Keçe yengelilerde Avustralya'da bir balma oldu, bayram oldu. Ne mi kursançılığı dese, Adnapoli Brack'e ruhsat verdi kanunen. Halkın 65% kollaptı, bir cinsteki adamlar da turmuş kuluştaki kanun bilen mak verildi, kuvvetlendiri verildi. Kursan yürüşüptü, kursan. Bunların şahvatları akıllardan üstün geldi. Yani katarımız, eğer insanın şahvatı, cesedinin ihtiyaçları, şahvatı aklıdan üstün keladigan bolsa, hayvandan past derecede düşüp getirdi. Bana iman keltirganlar, imanı, aklı, şahvatıdan üstün bo'lgan kimseler, bunlar kimler? Estağfirullah. İnnellezine amanu ve amilus salihati ulaikehum hayrul bariyya. Elbette iman keltirgan ve yaxshi amallar kılgan zatlar, ana öşeler, yaralmış canzatlarının en yaxşısıdır. İman keltirgen, yaxşı amal kıyanlar Allah Teala yaratken mahlukatlarının en yaxşıları da bahsediyordu. Ve sakhara lakum ma fis semavati ve ma fil ardi cemiyen minhu. İlim talep kılıçlık her bir Müslümanga farzı ayındır. Demek Allah Teala nazil kıyan birinci suresi de, birinci ayeti de, hatta birinci kelimesi de siz bilmemizin okşulukça ilimge büyürüdü. Şimdi soru, kaysi ilimge büyürüdü? İlimde türü köp. İkra bismi rabbike. Rabbinin ismi bile okudu da Allah Teala. Yani Rabbinin senge tanıtadığın ilimini oku. Ha, koyan ilimler hem ilim, fizike, matematike, asıl hamasi ilim. Lekin birinci okuluş gereği bo'lgan ilim, Rabbimizi bizge tanıtadığın ilim bo'lishligi kerak. Kişini
Rabbisi ki yeteylemegen ilim buradalar ilinmez. Kişini Rabbisi ki tamamen yeteylep bormagen ilim ilinmez. Onu taatige başlagen, onge yakın buluş yeteylegen, vücudunu sırrını bildirgen, dünyaya nimeyi kiyenliğine düşündürgen ilim, hakiki ilim. Çünkü buradalar, biz etken bana şu ahirette, imandı, cennet dozaktı, Allah'ını bizge tanıtmagen ilim, bizde bosun. Yani Allah'da tanıtmadığı ilimden 10'ta diplomamız bosun, ölgenimizde ilimlerde bittesi bizge faydası değil miydi? Yerde betide kaladı diplomlar, unvanlar, unumalar, patçotni gramatalar. Hakiki ilim ne? Allah'ını bizge tanıtken ilim. Bana Allah Ta'ala oku dedi. Lekin nimani ekanligini aytmadı. Nimani okuşumuzu aytmadı. Oku ama okuluşu lazım bo'lganlarsa mahzuf. Nimani okuştu Allah Ta'ala bu ayette aytmadı. Endi maf'ul mahzuf bo'lsa fe'l mutlaq bo'ladi. Oku. Hamma yoqda oku. Koinotni oku. Koinotni oku. Qara, fikir qil, Allah'ını tanıtadı. Çünkü koinot jim turgan Qur'on. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını oku, bas u tirik Kur'an. İlim talep kıl. Eğer insan ilim talep kılmasa, ona insaniyeliği yüzeye çıkmaydı. Çünkü dünyada istesegem, ilim gerek. Ahirette istesegem, ilim gerek. İkkalasını koşup istesegem ne gerek? İlim gerek. İlimde hususiyat şuna kıyken ki, ilimge hama yok yüzü verseniz, bütün borluğu ise ilim sizge özüden az gene bir nesanı verirdi. Eğer hayatınızdan az gene bir nesanı verseniz ilim sizge hiç nesasını vermeydi. İkra bismi rabbike ellezî halak. İlimnin imanga bağlılığı. Bana Allah Ta'ala oku degen ilimni bir neçe kısımlar gibi bölemiz. Oku bu kıraat. Birinci kıraat, birinci okuşluk. Bu bahs ve iman karaatı da batasayı buladı. Birinci okuşunda okuş ki bahs kılamız, isteğimiz ve Allah'ını tanıganımızdan keyin iman keltiremiz. Bahs ve iman keltirişlik karaatı. Aytiladı ki hamma hoşyar adam ham akıl emas. Hamma hoşyar adam ham akıl emas. Bir adam akıl hoşu joyda nozik narsalarni tushunadi. Biron bir sohada, nodir sohada mutaxassis bo'lib yetishadi. Uni mana shu o'rgangan ilmi katta daromad keltiradi. Bu kishi hushyor inson deyiladi. Hali oqilmas. Lekin uni o'rgangan mana shu ilmi unga Allohni tanitmasa, oxiratni tanitmasa, bu odamda oqil deb bo'lmaydi. Oqil Allohni tanigan inson, oqil Allah'a muhabbat koygan insan. Muhabbatımız kançalar bosa, aklımız şunçalar pişiv yetilipti. Peygamberimiz etkenler, Allah'a muhabbatı katta rağiler, aklı racih rağiler. Yani aklı pişken rağiler. Çünkü duada etiladı, ey Rabbim, seni topken bende nimanı yok attı. Seni yok atken bende nimanı toptu. Eğer Allah sen bilen birge bosa, senge kimi küçü yetedi? Eğer Allah senge karşı bosa, kimi senge faydası deyedi? Adam bolasa deyip de Allah Ta'ala, beni izle topasan. Eğer beni topsan, hemen asanı toptin. Eğer beni yok atsan, hemen asanı yok attin. Çünkü insan past, kuyu, hacetlerini kandırış bilenem yürüyordu. Fakat karnını gamı bilen, ya ki Ali yukarı boyan hacetini kandırdı, ne mesela? İmanını, itikadını müstahkem kılıçlığı bilen. Vel asr, innel insan elefi husur. Asrge kasam ki, barca insan ziyan, baksızlıktadır. Allah Ta'ala kasam içibeti yaptı. Adam balası var ki, dünyaya kirdi mi, ziyanda. Hakiki ziyankar kim? Allah'ını tanımagan, onu manhacı bilen yaşamagan insan. Çünkü Allah'ını tanımagan bosa, Rabbisini körsetmesi buna yaşamagan bosa, özü bilgeni de yaşagan bosa, bu bilgen nesalarının hamması ölgende yerdibette kop getirdi. Bir kişinin
Bir günlük daromadı milyon dolar deb tasavvur qilaylik. Bir günde 1 milyon dolar pul topadı. Eğer şu adam Allah'ını tanımagan bo'lsa, mana şu oyatni sözü bilen, oyatni dalili bilen bu adam haqiqiy ziyonkor. Kuniga milyon dolar topibam zarar ko'radim adam. Ha zarar ko'radi. Eğer Allah'ını tanımasa. Çünkü birodarlar, ölüm shunaqa narsaki, insonning hayotidagi hamma narsani tugatadi. İnsonni o'zini tugatmaydi. Boyni boyligini ketkizadi. Kambag'alni kambag'alligini ketkizadi. Kasalni kasalligini ketkizadi. Xotirjamni xotirjamligini ketkizadi. Xavotirdagi odamni qo'rquvini tugatadi. Ammo insonni o'zini tugatmaydi. İnson öldi, shu bilan tugadimi? Yo'q birodarlar. Ölüm İnsonda hayot yo'lidagi bitta bekat. Uni totib ko'radi, yana davom etadi inson. Agar shuni bilmagan bo'lsa, haqiqatan eng katta ziyonni ko'rgan odam mana shu inson bo'ladi. Shuning uchun oqil inson har kuni o'ziga shu savolni berish kerak. Mana shu qilayotgan ishim oxiratimga foydasi bormi, yo'qmi? Atilata, menga kerakmi shu narsa? Aqıl adam özüge şu savolni bersin. Şu qilayotgan işim, gapirayotgan gapim menga kerakmi, kerak emasmi? İki gün biz qoldasa nima qilasiz? Haqlarni berasiz, qarzlarni to'laysiz. Kime xafa qilgan bo'lsangiz yugurib borib nima qilasiz? Soatga qarab turib uxlamaysiz ham darajada. Chunki qancha qoldi? 48 soat qoldi bor yo'g'i. Ana shu paytda qilasiz eng kerak narsani. O'sha paytda qilgan ishingiz eng to'g'ri ish bo'ladi. O'sha paytda gapirgan gapingiz eng kerak gap bo'ladi. Ungacha muammo nimada? Bizga qancha qolganligini biroq aytmaydi bizga. Oqil odam o'ziga shu savolni berish kerak. Menga oxiratimga shu narsa kerakmi yoki yo'qmi? لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. Payg'ambarimiz aytganlar, agar bu dunyo ichidagi hamma zeb-ziynatlari bilan Alloh taoloning nazdida chivinni qonatichalik qadri bo'lganida bu dunyodan bu kofirga, bitta kofirga bir xoplam suvni ham bermagan bo'lar edi. Siz bilan biz intilib o'lib qolayotgan, kesa quvonib topolmasak siqilayotgan mana shu dunyoni matohi, shu dunyoda zeb-ziynati Allohning nazdida chivinni qonatichalik qadri bo'lganida kofirlarga bir xoplam suv ichirganchalik ham bermas edi. Chunki bu narsalarni maqsad qilib yugurishlik to'g'ri emas edi musulmonga. Rizqinga yozgan banda, janovur. Onasini qorniga joylashib 121-chi kunga to'lgan kuni Alloh taolo uni rizqini yozib qo'ygan. Siz uni g'am qilsangiz ham o'sha keladi, g'am qilmasangiz ham o'sha keladi. Siz faqat mehnat qilib qo'yish sababini qilib qo'yishlik. Lekin shu narsani maqsad qilib boshimizga kiyib olganmiz. Topayotganlar endi topolmayapmiz-da, bo'lmayapti desa, topayotganlarga ham yetmayapti, ishonavoringlar. To'g'rimi? Topayotgandan so'rang-da, avvalgida qamas deydi. Demek Alloh taolo bizga o'qi dedi. Birinchi o'qish bu bahs va iymon o'qishi. Bahs qilamiz, Allohni izlab topamiz va unga iymon keltiramiz. Astagfirullah billah. Hal yastavi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun. Biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar hech qachon teng bo'lmaydi. Endi nimani biladigan odam nimani bilmaydigan odam bilan teng bo'lmaydi. Alloh bizdan qaysi ilmni talab qilyapti bu yerda? Allohni tanitishga olib boradigan ilmni. Mana shu birinchi o'rindagi qiroat bo'ladi. Alloh taolo odam bolasiga ikrom ko'rsatdi. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqro va robbukal akrom. O'ta karamli zot bizga nimani berdi? Nima bor bizda? Hayvonlarda yo'q. Aql bor va nutq bor, bayon bor. Alloh taolo siz bilan bizga bayonni berdi, birodarlar. Bir o'ylab ko'ringlar-da. Tishingiz og'rib yoki og'zingizda bir sabab bilan bir kun gapira olmagan paytingizni eslang-da bo'lsa. Kuragimni qashib qo'y deyapsiz. Oson aytyapsiz. Endi shuni tilsiz aytib ko'ring-da. Deysiz. Shunda bayonni
nima ekanligi, qanaqa ne'matligini his qilasiz. Ammo bu bayon bizda turar ekan, boyaga ketganda ko'nikib qolganmizda, shukrni keltirishni ham bilmaymiz. Ar-Rahman, allamal Qur'an, xalaqal inson, allamahul bayan. Mehribon Alloh Muhammad alayhisalom va uning ummatlariga Qur'onni berdi. U zot insonni yaratib, unga bayonni ta'lim berdi. Bayon nutq, gapirishlik, so'zlashlik. Bayon nima? Boshqa odamlar bilan bog'lanishlikning eng oliy ko'rinishi. Gapirib qo'yish quliga mana shuni ne'matligini his qilamizmi, birodarlar? O'shuning uchun o'qishlik Allohni tanitadigan o'qishlik bo'lsin, iymon keltiradigan o'qish bo'lsin dedik. Mana o'qiyapmiz, nutqni nima ekanligini o'qidik. Tanidik Allohni, bahs qilib, keyin nima qilamiz? Iymon keltiramiz. Bayon bog'lanishdir. Kişi bayon bilan o'zini fikrlarini, his-tuyg'ularini, shuurlarini boshqalarga yetkazadi. Bayon bilan bir insondan ikkinchi insonga ilm o'tadi. Yozib qo'yishlik bilan bir avloddan keyingisiga ilm ko'chadi. Endi tarjima bilan bir ummatdan ikkinchi ummatga ilm nima oladi? Boradi, yetib boradi. Shu yerdagi yozish ham bayon, gapirish ham bayon birodarlar. Tarjima qilish ham bayon. Alloh bizga nimani ta'lim beribdi? Demek bahs qildik, Allohni tanidik, endi nima qilamiz Allohga? İmon keltiramiz. Bir inson tijorat qiladi, pulini yarmi kuyib ketadi, ziyon qildim deydi, zarar ko'rdim deydi. Yana kimdir pulini hammasini o'g'irib ketadi, nima qildim deydi, zarar ko'rdim deydi. Haqiqiy ziyonkor, haqiqiy zarar ko'rgan inson kim? Mana shu dunyosini 3-4 so'mini yo'qotgan odammi? Yo'q. Kim oxiratini boy berib qo'ygan bo'lsa, oxiratini yutkizib qo'ygan bo'lsa, mana shu inson haqiqiy ziyonkor odam. Val asr innal insana lafi husr. Alloh taolo bandasiga bor bo'lishlik ne'matini berdi. Yo'g'idik bor qildi. Ne'matmi? Ne'mat. Endi inson o'ladi. Bu insonning nihoyasi, tugashimi? Yo'q. O'lim, hozir aytib o'tdik. Uning hayot yo'lidagi bitta bekat xolos. U yerga bir to'xtaydi, o'limni ichadi, sharbatini, keyin yo'lini davom etkazadi. Inson bir marta o'lib, qaytib o'lmasligiga dalil Alloh taolo dozaxiylarni dozax farishtasi bo'lgan Molikka qilgan nidosini Qur'onda siz bilan bizga bayon qiladi. Astag'fir billah va nadau ya maliku liqdi alayna robbuk. Qala innakum makithun. Dozaqiylar aytadiki, azobni ko'p o'lmaydi. Bu dunyodagi har qancha azob bo'lsin, har qancha qiyinchilik, har qancha dard bo'lsin, o'lim bilan qutuladi. Dunyoda hamma ishini o'lim to'xtatadi. Rohatini ham, azobini ham, boyligini ham, kambag'alligini ham, sog'ligini ham, kasalligini ham, tinchligini ham, xotirjamligini ham yoki xavotirini ham. Endi dozaqdagilar aytadiki, ular ey Molik, Parvardigoring bizlarga hukmini qilsin, ya'ni bizni o'ldirsin. O'ldirsin bizni. Deb nido qilganlarida u Molik aytadi. Albatta sizlar mana shu azobdan mangu turgutishdirsizlar. Bir marta o'ladi inson, qayta o'lmaydi. Demak inson abadiylikka qolish uchun yaratilgan. Inson abadiylikka qolish uchun yaratilgan. Yo, kengligi osmonlar yerdan keyin bo'lgan jannat uchun abadiy qoladi. Yoki azobi bitmas tuganmas jahannamda abadiy qoladi. Biz abadiylik uchun yaratilganmiz. Endi Alloh taolo aytayapti. Haqiqiy ziyonkorlarning kimligini aytadi. Astagfirullah. Qul innal khosirina alladina khasiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyama. Haqiqiy ziyon Alloh aytgan ziyon. Odamlar aytayotgan ziyon unaqa katta ziyon emas. Ayting. Albatta ziyonkorlar qiyomat kuni o'zlariga ham, ahli oilalarga ham ziyon qilguvchi kimsalardir. Ogoh bo'lingiz kim? Ana shugina ochiq ziyonkorlikdir. Oxiratini boy bergan odam haqiqiy ziyonkor odam bo'ladi. Har bitta inson o'qish kerak. Nimani o'qish kerak? O'zini kimligini unga bildiradigan ilmni o'qish kerak. Qayerdan kelganligini unga birga o'rgatadigan, bildiradigan ilmni o'qishlik kerak va qayoqqa ketishligini o'rgatadigan ilmni o'qishlik kerak. Endi inson uchun eng yaqin bo'lgan, u o'qish kerak bo'lgan narsa nima? İnsan uchun eng yaqin bo'lgan va o'qish kerak bo'lgan narsa nima? Bu o'zining jasadi.
İnsan men arafa nafsahu arafa rabbahu. Kim özünü tanısa kimligini nimaligini Rabbisini tanıttı. Biz özümüzü cesedimiz hakkında az yine fikir görelik, özümüzü cesedimizi okuyelik. Eğer siz özünüzü cesedinizi kör olmasayız mucizeligini. Balayız yok ki nabiyyizi karayın da. Balayızı karayın özüşlüğünü. Men de oladı. Demek insan okuş gereği bugün ve özüge en yakın bugün kitap kays kitap iken özünü cesedi iken. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ İnsan nimadan yaralganiga qarasin. Nimadan yaraldi insan? Şunu okumuyorsan mı bende? Nimadan yaralganiga qara insan deyapti Alloh taolo. Billa bo'lgan paytda erkek kishidan nutfa çıkar iken mana şu nutfanın içinde 300 milyonga yakın odam bo'lishlikka yaraydigan nuqta bo'lar ekan tirik. 300 milyon. Agar mana Qirg'iziston 7 milyon aholi şu bitti üyü lotereyaga koydu. Pasportu yoki metrikasının seriyası bo'yicha kimga tushsa shunga chiqib qoladi shu uydasa va sizga chiqib qolsa. Bilasizmi qanaqa baxtli insonsiz? Menga chiqdi deysiz shu telefon yo mashina yo uy deysiz. 7 million deychidan. Bor yo'q bitta telefon yo uy, unga qanaqa baxtli his qilasiz o'zingizni? Birodar, 300 million bir marta chiqqanda. Falyan durin insanu mimma xuliq. İnsan nimadan yaralganiga qaramaydimi? Demek bu okuş bizge, özümüzü okuşluğumuz, mana şu özümüzü cesedimizi okuşluğumuz Allah'ını tanıtı yaptı ve iman keltiri yaptı. Öyle görüyorlar da koyanı kanı. Koyanı kanı. Lekin bu ayet alamatlarda körmeyemiz hem, okumayemiz hem, bilmeyemiz. İşimiz hem yok. Pulum yok. Maşından balonu almıştırış gerek. Tomda salış gerek. İşim yürüyüşme yaptı. Karzımızı ama yapar. İnsan bu koyanın özü möcüzemez mi? Yaralıp koyanın özü nimetmez mi? فَلْيَنْدُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِ İnsan yiyekken taamı yıkaramaydı mı? أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ Biz onge iki gözünü, tilini vermedik mi? Öyle görüyorlar buradalar. Biz okşumuz kereye bugün ve bizge en yakın bugün, en yakın bugün birinci alamet, birinci kitap demeyken özümüzü cesedimiz. Oku, ikra. Bu ilahi buyurun buradalar. Bu okşin senga Rabbini tanıtsın. Bu okşin seni vücutki kelişini, sababını, hikmetini bildirsin. Şunu dönemi deysen, Subhanallah deysen. Demek birinci okşilik bu bahs ve iman getiriş okşu. İkinci okş. Keremli Rabbimiz, Al-Akram Rabbimiz bizden talak olgan okşun ikincisi tanış ve şükür getiriş. Tanış ve şükür keltirişlik. İkra bismi rabbikellezî halak. Allah Teala insanga özünü kitabını verdi. Siz bilen biz hala yok paytımızda Allah'ın bu kelamı bar idi. Allah Teala'nın bu kelamı bar paytta biz kim idik? Nime idik? Biz hiç kimmez idik ve hiç nesi yemez idik. Biz için mekanam yok idi. Biz için zamanam yok idi. Hiç nesi mes idik. Nafsimiz ham yo'q, jasadimiz ham yo'q, oyoq qo'limiz ham hech narsamiz yo'q. Demek Alloh taolaning bergan eng ulug' ne'mati nima bo'ldi? Bizni bor qildi. Bizni vujudga keltirdi. Jasadni berdi, aqli hushni berdi, oyoq qo'lni berdi va mana shu koinotni bizga bo'yin sindirib berdi. Inson bolasi Allohga iymon keltirishlik uchun yaralgan. Inson bolasi Allohga shukr keltirishlik uchun yaralgan. Asal. Asal. Asal haqida bir kitobda o'qidingiz. O'zi bir marta ham totib ko'rmadingiz, tasavvur qiling. Nimaligini bilmaysiz, lekin o'qidingiz. Asalaridan chiqadi. Asalari nima? Qana qilib ko'payadi? Ular qana qilib bir asalni yig'adi, qana qilib saqlaydi, qana qilib joylaydi? Xullas, asal haqida ma'lumotni o'qidingizda tafakkur qurib, qalbingiz erib ketish kerak. Hali asalni totiganingiz yo'q. Va demak, mana shu asalarini yaratgan, asalni paydo qilgan Alloh büyük hikmat egasi ekan. Allah'ını tanıttı sizge asal. Gerçi tatımagen bu size. Demek asaldan közlengen maksat amalge açtı. Asal sizge Allah'ını tanıtış gerekirdi. Asal özün işini bacardı. Sizi okşiz işiz, özün işini bacardı. Yeni bir adam var. Keçeye kündüzüydü asaldı. Lekin bir metre oynadı ben körmagen. Demek asaldan közlengen maksat amalge açmadı.
Nimani bo'lsa qarang, fikr qilib ko'ring, Allohni topasiz. Boshqa javob yo'q. Subhanalloh deysiz. Agar biz ustimizda Alloh taoloning ne'matlari haqida fikr qiladigan bo'lsak, birodarlar, Alloh taolo berib qo'yibdi. Avval tanitibdi ne'matligini, keyin beribdi. Tanitib turib bermay qo'yish ham mumkinmi? Bayon mana qanaqa deb Alloh taolo bildirdi-yu, bermadi. Qayoqqa borardik? Ham tanitdi, ham berdi. Ha, masalan jannat bor, mana qanaqa bog'lari bor, insonlar unga boradi desa-yu, qanaqa qilib borishini o'rgatmasa, foydasi bo'lamidi buni? Do'zax bor, odamlar kuyadi deb turib aytsa-yu, lekin undan qutulish yo'lini bermasa, insonlar qayoqqa borardi? Bir do'stingiz sizga eng yangi rusumdagi telefonni hadiya qildi. O'z-o'zidan qalbingizda ikkita bir shuur paydo bo'ladi. Bittasi yangiligidan, uning ichidagi bir funksiyalaridan hayratlanishlik, lol qolishlik va uni hadiya ekanligini o'ylab turib xursand bo'lishlik. Lol qolasiz va xursand bo'lasiz. Bitta telefonga. Endi Alloh taolo shuncha ne'matni beribdi. Hayratlanib lol qolishimiz kerak va beribdi. Nima qilishimiz kerak? Xursand bo'lishimiz kerak, shukr keltirishimiz kerak. Agar siz Allohni tanib, iymon keltirib, shukr keltirgan bo'lsangiz, sizdan ko'zlangan maqsadni yuzaga chiqaribsiz. Tanidingiz, shukr keltirdingiz, duo qildingiz. Alloh sizdan shu narsani xohlagan edi. Endi Alloh taolo aytadi: "Ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum." Agar shukr qilib, iymonli bo'lsanglar, Alloh sizlarni nimaga azoblasin? İmon keltirib shukr keltirsanglar nimaga azoblasin Alloh sizlarni? Endi bir qavmlarda azoblayaptimi? Demak shu narsa ulardan bo'lmagan edi. İmon keltirishmadi, shukr keltirishmadi, azob keldi. Endi iymon keltirdi, shukr keltirdi, ne'mat nima bo'ladi? Ne'mat ziyoda bo'ladi. Demak o'qi. Birinchi qiroat bahs qilish va iymon keltirish qiroati. Ikkinchi qiroat tanishlik va shukr keltirish qiroati. Agar shuncha ne'matni ustimizda turganini ko'rib, birodarlar, qalbimiz shukr bilan to'lib toshmayotgan bo'lsa, demak, bizi hali qalbimiz iymondan ancha uzoq ekan. Qaytaraman. Shuncha ne'matni ko'rib turib, qalbing erimayotgan bo'lsa, shukr keltirib Allohga. Demak, qalbing hali nima ekan? Uzoq ekan. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.